Sevgili kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allah Teala'nın izniyle ve tevfikayla inşallah bu seferki videomuzda sizlere ispatlayacağımız mevzu Allah Teala'nın arşa istivasının arşa oturması manasına gelmediğini, bunu İmam-ı Azam'ın, İmam Gazali'nin ve İmam Eşari Rahmetullahi Aleyh'in kendi eserlerinden size nakledeceğiz. Evvela İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyh'in sözüyle videomuza başlayalım. İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyh'in telif etmiş olduğu Fıkhul Ekber adlı esere şerh yazan Molla Alül Kari bu eserinin 37. sayfasında İmam-ı Azam'ın Rahmetullahi Aleyh'in El Vasiye adlı eserinden şu sözünü naklediyor. Nukirru ki enne Allahe alel arşi istava min gayri en yekune lehu hace ve ileyhi. Hace ileyhi ve istikrar aleyhi. İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyh diyor ki Allah Teala'nın arşa istivasını biz ikrar ederiz. Nasıl ikrar ederiz? Allah Teala arşa istiva etme ihtiyacı var mı? Yok. Aynı şekilde vestikrar aleyhi. Aynı şekilde Allah Teala arşa oturmamıştır. Allah Teala'nın arşa istivasından kasıt Allah Teala'nın arşa oturması değildir. İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyh El Vasiye adlı eserinde bunu söylüyor. Bunda İmam Molla Alülkari Rahmetullahi Aleyh bunu kendi şerhinde zikrediyor. Aynı şekilde İmam Eşari Rahmetullahi Aleyh'in kendi yazmış olduğu eser olan El İbane an Usul Diyane adlı eserinde kendisi diyor ki Kıyle lehu Nekulu inna Allahu azza ve celle yastavi ala arşihi istivaen yaliku bihi min gayri tulil istikrar. Aynı şekilde İmam Eşari Rahmetullahi Aleyh de diyor ki Allah Teala şanına yaraşır bir şekilde arşına istiva etmiştir. Ancak istikrar olmaksızın, istikrardan kasıt da Allah Teala'nın arşta mekan tutması ve oturmasıdır. Hakeza İmam Eşari Rahmetullahi Aleyh de İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyh gibi Allah Teala'nın arşa istivasının oturmak manasına gelmediğini söyleyince İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh'in sözüne gelelim. Kendisi diyor ki ve ennehu mustavin على العرش على وجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده استواء منزها عن المماسات. Allah Teala arşa istiva etmiştir muradı ve üzere ama istivası Allah Teala'nın zatının arşa dokunduğu manasına gelmiyor. Bel istikrari aynı şekilde Allah Teala'nın arşa istivası oturması manasına da gelmiyor. Ve temekkün Allah Teala arşa istiva etmekle arşi mekan da denilmemiştir. Vel hulul vel intikal. Aynı şekilde Allah Teala arşa hulul de etmemiştir. Bir mekandayken arşi mekan edinip de oraya intikal etmemiştir diyor. La yahmiluhul arşu belil arş ve hamelet tihi mahmulune bi lutfi kudretihi ve makhurune fi kabdati ve huve fevkal arşi. Aynı şekilde melekler arşın üzerindeki Allah'ı da taşımaz. Haşa ve kella. Allah Teala'nın lütfu kudretiyle melekler ve arş mahmuldür, taşınırlar ve hepsi Allah Teala'nın kabzasındadır. O huve fevkal arşi. Allah Teala arşın fevkindedir. Parantez içerisinde Allah Teala arşın yukarısındadır diye tercüme etmek caiz değildir. Allah Teala arşın fevkindedir diye bu tercüme edilir. Ve semai Allah Teala arşın da semanın da fevkindedir. Ve fevka kulli şeyin ila tuhumü sera. Allah Teala her şeyin fevkindedir. Ve fevkiyeten la teziduhu kurben ila al arşi ve sema. Ama Allah Teala'nın arşın fevkinde olması arşa ve semaya yakın olmasını gerektirmediği gibi kemala teziduhu bu'den anil ardı ve sera. Aynı şekilde Allah Teala'nın arşı istivasıyla yani Allah Teala arşa istiva etti ama bu sebepten dolayı arşa ve semaya yakın oldu. Bununla beraber yeryüzünden de uzak olduğu manasında mahlukatın tayin ettiği mesafeyi tenzih ederek yani Allah Teala'yı mahlukatın tayin ettiği mesafeden tenzih ederek Allah Teala her şeyin fevkindedir diyeceğiz. Yani çünkü Allah Teala'nın uluv sıfatı vardır. Ama Allah Teala tekrar söylemek gerekirse Allah Teala arşa istiva etmekle arşa oturmamıştır. Arşı mekan edinmemiştir. Allah Teala arşın da her şeyin üstündedir. Ve son olarak da söylememiz gereken de şudur ki Allah Teala arşa istiva etmekle arşa ve semaya yakın olmadı. Aynı şekilde de yeryüzünden de uzak olmadı. Bu mesafe mahlukat için söz konusudur. Allah Teala için böyle bir mesafe İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyh'in söylemiş olduğu gibi söz konusu değildir. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.